Arkadaşlar merhaba. Yani sizin karşınıza böyle arkadaşlar herkes hoş geldi diyerek böyle bir sevinçle mutlulukla giriş yapmak isterdim. Ama maalesef ee, bu videom öyle değil. Bu belki de bu kanalda çektiğim son videom olabilir. Yani bir ara veriyor olabilirim veya bırakıyor olabilirim. Zaten bu video çekip çekmemekle alakalı çok düşündüm gittim geldim. Yani benim için çok zor bir karar. Çünkü nasıl diyeyim başlıktan da görmüşsünüzdür. Hani bırakıyorum diye yazdım. Nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Kafamda da öyle çok bir şey yok. Böyle biraz içimi dökmek istedim. sizlere karşı. Çünkü bu yani şeyde YouTube'da, Twitch'te ne bileyim videolarda beraberiz, birlikteyiz, Discord'da. Çoğu zaman benim gündelik hallerimi bile görüyorsunuz muhabbet ediyoruz normal olarak. Yani biraz içimi dökmek gibi olacak aslında bu video. Yani hep böyle eğlendirmeye çalıştım. eminim montajlar yapmaya çalıştım, kendimi geliştirmeye çalıştım. Ki kanalın ilk başındaki videolara da bakarsanız o zamandan bu zamana montajlardaki ve kapak fotoğraflarındaki değişikliklere bakarsanız bunu işte yoksa anlayabilirsiniz. Ama maalesef yaşadığım sorunlar okul hayatım, aile hayatım olsun. Bunlar beni olumsuz yönde etkiliyor. Ondan dolayı yani YouTube'a devam edemeyeceğim. Çünkü üzerimde bir baskı var. Yani bu baskı yüzünden inanın şu an hani bu videoda nasıl konuşacağım bile bilmiyorum. Çünkü ilk defa ben böyle bir video çekiyorum. Normalde hep böyle hani kafamızda bir şey kurgularız. Hani eğlenceli bir şey çıkartalım ya da bir montaj yapalım deriz. Hani şunu koysam daha iyi olur diye düşünürüm. Ama maalesef arkadaşlar bugün öyle bir video değil. Ve hani yaşadığım bu ilk baskı da değil benim. Yıllardan beri var. Ve yıllardan beri olduğu için hani artık insanda bir sabrı var arkadaşlar. İnsanın insanda bir Gururu var, duyguları var. Bir sağlığı var. Maalesef 2-3 gündür sağlığımı iyi hissetmiyorum. Kendimi de iyi hissetmiyorum. Yani geceleri doğru düzgün uyuyamıyorum da. Ya, bilmiyorum biraz ee, içimi dökmek gibi olacak bu video. Şimdi size böyle mesela 5 gün önce atmışım CS2 videosunu montajda yapattım mesela. Biraz uğraştım. Hatta biraz değil birkaç saat bayağı uğraştım. Hani bir anda böyle çekip gitmek de istemiyorum. Çünkü size karşı çok büyük bir borcum var benim. Ne borcu? Bir teşekkür borcu, bir sevgi borcu, bir gerçekten hak ediyorsunuz. Çünkü ben yani bu kanalı açtım. Bana gerçekten destek verdiniz. Destek verenleriniz oldu, vermeyenleriniz oldu. Benimle ilgilenenleriniz oldu, derdimi dinleyenler oldu vesaire. Güldük, eğlendik. Yayın yaptım, geldiniz, desteklediniz, saatlerce yayında kaldınız. Öncelikle sizlere çok çok teşekkür ederim. Bu kanal 3 yıldan beri var ve 3 yıldan beri beni takip eden, belki bu videoyla beni yeni tanıyacak bile olanlar olabilir. Onlara da hoş geldin diyelim. Ee, belki bu video biraz da uzun olabilir. İnanın hiç bilmiyorum. Yani bu aralar mental olarak da sağlık olarak da çok iyi değilim. Şimdi hangisine girsem bilmiyorum. Öncelikle şey yapayım o zaman olmazsa. Bu platformama girmeme vesile olan zaten içimde benim hep vardı. Hani bir YouTube kanalı kurmak, bir kendi çapımda montajlar, editler yaparak insanları eğlendirmek, insanlarla bir araya gelmek, ilerleyen zamanlarda yayın açmak, ve çok teşekkür ederim. Hani yayın açmama yardımcı olan sizler olsun. Başta Ege abim olsun. Bana çok büyük destek verdi. Yani yayın açtım, videolar yaptım. Hep böyle eğlenceye yönelik, oyuna yönelik ki arada mesela arkadaşlarımla da videolar çektim. Hani biraz farklı şeyler de denemek istedim. Ona da çok güzel tepkiler verdiniz. Güzel bir beğeni attınız. Çok güzel yorumlarınız oldu. Yani bu zamana kadar verdiğiniz destekten dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri gerçekten ben çok sevdiğim bir platformda. Beni çok mutlu bir insan haline getirdiniz. Çok güzel bir insan haline getirdiniz gerçekten. Hani okul zamanımda lisenin son zamanlarında böyle sabahçıydım. Sabah gidiyordum, öğlen çıkıyordum mesela. Hani bir yandan oyunla aşırı nişirdim mesela. Klaş şu hali ne bileyim. Klan sandığını tamamlıyorduk, bir şeyler yapıyorduk, ödüller topluyordum. Heyecanla eve gelip videolarımı çekiyordum, montajımı yapıyordum. Hani çok değerli bir şeyler arkadaşlar bunlar benim için. Hani bir hayalimdi zaten. Ben yani küçüklükten beri böyle hani bu hep izledim. Hani insanları izledim, eğlendim. Ben de kendi çapımda böyle bir şeyler yapmak istedim. Ama maalesef artık devam edemeyeceğim. Çünkü bu benim yediğim ilk baskı değil. İlk laflar değil. Ben çoğunlukla hep kulak arkası yaptım. Yani okulda olsa, ailede olsa. Çoğunlukla böyle kulak arkası yaptım ve bu platformda devam etmeye çalıştım. Ama maalesef her şeyin, her güzel şeyin bir sonu var. Aynı ömrümüz gibi doğuyoruz, büyüyoruz. Belki erken ölüyoruz. Belki çok yaşlı ölüyoruz. Yani hiç belli olmuyor. Hani bir başlangıcımızın olduğu gibi bir sonumuz da var maalesef. Her güzel şeyin bir sonu var derler. Benim için çok değerli anılar oldu. Öncelikle teşekkür etmek istediğim çok sayıda kişi var. Çok sayıda insan var. Ve son videoda da dediğim gibi sizi böyle hani 5 gün önce paylaştığım CS2 videosundan sonra böyle bırakıp gitmek istemedim. Çünkü gerçekten bir teşekkürü borç bildim. Her zaman da biliyorum zaten verdiğiniz destekten dolayı. Başta Ege abim olmak üzere kendisi bana bu platforma gir girmeme çok yardımcı oldu. Gerek ekipman olarak olsun gerek benimle gerçek öz abim olarak hani bana öz abi şefkatiyle yaklaştı. Çok da yardımcı oldu yanımda oldu arkamda oldu. Bu yani platformda nasıl büyüyeceğim hakkında bana çok güzel bilgiler verdi. Çok güzel beni yönlendirdi. Elimden tuttu yani. O yani o öyle desem doğru olur. Çünkü gerçekten ilerlememde çok büyük katkı payı olan Ege abim var. Bunun buradan hani onun, ona çok teşekkür etmek istiyorum. Yani ee, bir diğer taraftan ablamam aynı şekilde. Gerçekten bana çok büyük destek verdiler bugün onun yapacağını başkası yapar mıydı bilmiyorum. Ee, dostlarım olsun, kız arkadaşım olsun. Sizi saymıyorum size en son tabii yani ilk başta zaten size teşekkürümü ilettim. Yani kız arkadaşım olsun, arkadaşlarım olsun. Üniversitedeki yani lisedeki hocalarım, öğretmenlerim olsun sağ olsunlar gerçekten bunlarla ilgileniyorum diye Hani kendimi bazı şeylerde geliştirmeye çalıştığım için bana bir, bana hani şaşırdılar sevindiler bunu hani duyduklarına sevindiler çünkü sonuçta biz burada e, kötü bir şey yapmaya çalışmıyoruz sonuçta hani biz burada insanların ben kimsenin şimdi şöyle bir şey söyleyeyim duygunuzu sömürmek için ben bu videoyu da çekmiyorum. Biraz böyle içimi dökmek istedim. Bir de son yani bırakıyorum diye de böyle direkt gitmek istemedim. Kapatmak istemedim. Bir açıklama yapayım. Teşekkür ederim. Edeyim. Ondan sonra veda etmek istedim. Dün geceden beri zaten kafamda böyle sürekli dolanıyor. Nasıl başlasam konuşmaya, nasıl devam etsem diye. Yani en son artık yapacak bir şey yok. Çeksem mi, çekmesem mi bu videoyu. Çekmeye karar verdim. O cesareti topladım. kendimle buldum. Zaten birkaç gün sonra ancak kendimde yani bulabildim. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde. Benim için son derece değerli bu kanal. Videolarımı silmeyeceğim. 283 tane videom var. Videolarım kalacak. Sadece bu video 284. ve diğerlerinden çok farklı bir video olacak. Çünkü diğerleri gibi neşeli ve eğlenceli değil. ...biraz daha ağır basıyor bana, biraz daha beni zorluyor. Ee, Onun harici bana destek veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu platformda gerçekten güzel şeyler yaşadım. Videolar çektim, yayınlar açtım, saatlerce montaj yaptım. Kapak fotoğrafında kendimi nasıl geliştiririm ona baktım. Hani çok güzel şeyler kattığımı düşünüyorum kendime. İlerleyen zamanlarda olur mu bilmiyorum ilerleyen zamanlarda belki tekrar geri dönerim ama kim bilir kaç yıl olur veya kim bilir ne kadar süre olur. İnanın bilmiyorum. Yani uzun bir süre uzaklaşacağım gibi duruyor. Belki de hiç dönmeyeceğim. Hiç belli olmaz. Hayat bu. Kesin de konuşmayı sevmem. Çünkü kesin konuştuğunuz zaman öyle bir raddeye geliyorsunuz ki ee, geliyorsunuz yani. Yine aynı yere geliyorsunuz ve kesin konuşmanızı kesin konuştuğunuza pişman oluyorsunuz. Onun için kesin konuşmayacağım sizlerle. Yani Allah hepimizin hakkında hayırlısını nasip etsin. Sizlerin de okulunda, işinde, gündelik hayatınızda ee, başarılar dilerim sizlere. Umarım çok iyi yerlere gelirsiniz. Bana verdiğiniz mutluluk beni çok mutlu etti ve bunu unutmayacağım. Teşekkür ettiğim kişiler oldu. Aynen şey yaptık. Başka diyeceğim bir şey var mı? Başka sanırım diyeceğim çok bir şey yok. Ben yani bana destek veren abilerim, ablalarım, kardeşlerim hepinizden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben sizleri çok sevdim. İnanın bana hani çok mutlu ettiniz. Gerçekten ben sizleri çok sevdim. Umarım siz de beni sevmişsinizdir. Umarım hani siz de bana hani benim gibi eğlenmişsinizdir videoları izlerken veya bir şeyler yaparken yayın yaparken falan hani umarım iyi zamanlar geçirebilmişizdir birbirimizle yayında videoda discordda farklı yerlerde kalbini kırdığım insanlar varsa gerçekten özür dilerim hani kimseden Kimsenin kalbini kırmak istemem. Bu platformda olsun. Bilip bilmeden kırılıysam kusuruma bakmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşürüz demek isterdim ama maalesef öyle bir şey demeyeceğim. Kesin de konuşmayacağım. Her şey için hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hobilerinizle ilgilenin. Hayallerinizin peşinden koşmaya bakın. İnsanlar ne derse desin kulak arkası yapın. Siz kendi bildiğinizi okuyun demiyorum. Fakat bir şeyin peşindeyseniz onunla uğraşın. Anladınız mı? kafanızda dağıtın. Mutlu olmaya bakın. Sizleri çok seviyorum. Mutluluklar diliyorum. Elveda dostlarım.